Maç önü en çok merak edilen eşleşmelerden bir tanesiydi. Semih Kılıçsoy, Kaan Ayhan eşleşmesi. Çok da kontrollü de oynadığını gördük Kaan Ayhan'ın. Hücuma fazla katkı vermediğini de gördük. Zaman zaman da Semih Kılıçsoy'a maç içerisinde sertlik uyguladığını da gördük. Karagümrük maçından sonra Kaan Ayhan'la alakalı özel bir görüşmeniz oldu mu? Sağ bek Kaan Ayhan'ı sormuşken Sergio Oriel'in de yine sakatlığıyla alakalı son durumu da sormak istiyorum. Evet. Ya şöyle asıl bizim beklentimiz bu maçla ilgili Cenk Tosun'un sol kanatta oynaması. Semih'in daha önceki son maçlarda olduğu gibi forvet olarak oyuna da öyle başladı aslında. Tabii ki oradaki planlarımızdan biri Cenk'in solda oynadığında sağ kanadı daha etkili bir şekilde kullanabilmek. Yine çok etkili bir şekilde kullandık sağ kanadı. Yani kendi sağ kanadımızı rakibin sol kanadında. Bence birçok oyunu hücumu oradan başlattık. Ama Semih oraya geçince defansif olarak daha Cenk'e göre daha iyi işler yaptı tabii. Yani biz Cenk'in defansif kusurlarından biraz faydalanmak, Kaan'ı daha öne doğru çıkartmak istiyorduk. Kaan bence yani Semih'e de doğru cevap verdi. Demin de onu söyledim yani her maç farklı, kupa maçının psikolojisi daha farklı oluyor, derbi maçının psikolojisi daha farklı oluyor. O yüzden oyuncuların bu maçı daha önemsediklerini, daha konsantre olduklarını ve tabii ki şampiyonluk, lokomotif şampiyonluk yani şampiyon olan takım gerçekten tabii Türkiye Kupası da önemli, Avrupa'da başarı çok önemli.